Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Bugün saat 15'te İsrail konulu özel oturum, kapalı oturum yapılacak. Biz de bu konunun deneyimli isimlerinden hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkan vekilliği görevliği yapmış hem de Türk Parlamenterler Birliği'nin onursal başkanlığını yürütmüş bir isim. Aynı zamanda Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hasan Korkmazcan'la konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Korkmazcan. Hoş bulduk efendim. Öncelikle bu kapalı oturum konusu biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in gözü Anadolu topraklarında vatanımızda dedikten sonra bunun bilgilendirilmesi için bir kapalı oturum yapılacak. Bu kapalı oturum izleyicimizin daha iyi anlaması için nedir? Hangi koşullarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapılır? Sizden öğrenmek isteriz. Kapalı oturumlar bildiğiniz gibi çok önemli. Güvenlik sorunlarının olduğu dönemlerde tercih edilmiştir. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de birçok kapalı oturum yapılmıştır. Bu tabiatıyla onlarla bağlantılı değildir. Bugün yapılacak kapalı oturumun dışarıya haber sızmaması amacı taşıdığını düşünmek yanlıştır. Ama bu oturumun kapalı yapılması bugüne kadar açık oturumlarda veya siyasi iklimde partiler arası ilişkilerde sürdürülen durumların dışında bir ciddiyetle bu meselenin ele alındığını dünyaya ifade etmek için alınmış bir düşüncedir, ortaya atılmış düşüncedir. Henüz kapalı oturum önergesi verilip verilmeyeceğini de şu anda bilmiyorum. Açılıştan sonra bu olacak. Ama bu haberin çıkması dahi dünyadaki bütün siyasi mihrakların ve İsrail'in bölgemizde yürütmekte olduğu katliam ve soykırıma karşı duyarlılık gösteren bütün kamuoyu odaklarının dikkatlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yöneltmiştir. Yani bugünkü oturum dünyanın her yerinde takip edilmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dünya siyasetinin yörüngesini tayin eden önemli kurumlardan biri olduğunu bütün siyasetle ilgilenenler bilir. 20. yüzyılda emperyalizme karşı savaşı başlatan, orduyu kuran ve İstiklal Savaşı'nı başaran meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Onun için dünyada Gazi Meclis ünvanı almış tek meclistir. Şimdi bu oturum çerçevesinde de Evet, mutlaka onu sormak istiyorum. Bugünkü oturumda şimdi bir bilgilendirme yapılacak. Yani hem Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler hem de Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan bilgilendirme yapacak. Ama sadece kapalı oturumda bilgilendirme mi yapılır? Kararlar da alınır mı? kapalı oturumda asıl kararlar alınır. Yani orada bir oylama yapılıp yapılmaması da önemli değil. Asıl kararlar, stratejik kararlar orada verilir. Sonra meclisin kapalı oturumu bittikten sonra bunlar önergelere dönüştürülüp dünyaya ilan edilir. İlan edilecek bölümleri itibariyle dünyaya bunlar ilan edilir. Şimdi ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bütün gözler çevrildi derken bu kapalı oturumun arkasından hakikaten özellikle bölgemizde, direniş bölgelerinde, Hamas çevrelerinde ve Lübnan'da, Suriye'de, Irak'ta, İran'da bölgenin kaderiyle ilgilenen bütün ülkelerde bir Türkiye Büyük Millet Meclisi acaba ne diyecek sorusu belirmiştir. Kapalı oturumdan sonra ve kapalı oturumun içinde bu beklentiyi boşa çıkaracak bir durum olmamalı. Sadece hepimizin bildiği bilgilerin orada aktarılıp arkasından bir karar alınmadan dönülmemeli. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şu andaki dünya siyaseti hakkında, dünyadaki barış ortamının veya savaşa gitmekte ortamın daha iyi çevrilmesi, barış ortamının korunması, barışın yeniden kurulması, daha doğrusu realist olarak düşünecek olursak dünyada ortadan kalkan bir Atlantik sistemi var. İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulmuş bir dünya sistemi var. Bu sistemin artık işlemediği, lime lime döküldüğü geçtiğimiz bir yıl içinde ortaya
çıktı. Yani insanları koruyamayan, insan onurunu koruyamayan, bebeklerin bile ölümüne seyirci kalan bir sistemin ayakta kalması zaten mümkün değildir. Bu süreç içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi tarihi nitelikleri itibariyle dünya siyasetine yön vermiş kurumların bir şeyler söylemesi lazım. Şimdi İsrail'in bütün çabalarına rağmen hiçbir insani değere ve uluslararası teamüle, geleneklere, insan onuruna saygı göstermeden yaptığı bir çaba var. Bu çaba karşısında bir avuç Filistinli, Gazze'li bir yıldan beri direniyor. Bunların şu andaki direnişi bizim 1920'lerde Sevre direnişimiz gibi. Biliyorsunuz o zaman emperyalizm koskoca Osmanlı İmparatorluğu'nun bakiyesi olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu ve hakiki sahibi olan Türk milletine bir tabut hazırlamıştı Sevr Anlaşması'yla. Ankara, Çankırı vesaireden ibaret. Biz ona karşılık direnişimizi bir şeyle gösterdik. Mudanya Mütarekesi'nde değil, efendim daha Mondros'ta değil, cephelerde, Çanakkale'de verdik. Ama bunlar yeterli olmadı o günün şartlarında. Sonra etrafımıza Sevr kuşatması getirildi. Buna sesi bu mekan vermiştir. Yani bugün sizinle ulusal kanal izleyicilerine seslendiğimiz bu mekan, o zaman ulustaydı tabii. Bu meclis dünyaya bir şey söyledi. Türk milleti bağımsızlık ve özgürlük dışında kendisine bir hayat yolu seçmez. Ya istiklal ya ölüm dedi, sonuç aldı. Şimdi Hamas'ın direnişçileri, Hizbullah'ın komutanları öldürülmüş bütün mensupları hep o sese dayanıyorlar. Oraya inanıyorlar. Türkler başarmıştı diyorlar. Biz de başarırız. Çünkü onlar da zaten Türk devletinin bir mensubudurlar. Türk devlet geleneği içinde yetişmiş insanlardır. Bağımsızlıklarına düşkündürler. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni biz sadece iç tüzük ve anayasaya göre tarif edemeyiz. Başkaları Türkiye Büyük Millet Meclisi hakkında ne düşünüyorlar? Asıl ona bakmak lazım. Buraya gelen devlet başkanlarının çoğu mecliste konuk olarak konuşturulur. Bu konuşmalar içerisinde ben Clinton'ı hatırlıyorum. 21. yüzyıl Türklerin yüzyılı olacak demişti. Bu gülünç olacak başka ülkeler için. Yani birisi kalkıp şimdi 21. yüzyıl İsrail'in yüzyılı olacak. 21. yüzyıl efendim Amerikalıların yüzyılı olacak. İngiltere'nin dese gülerler adama. Ama Türklerin yüzyılı olacak sözü bütün dünyada ciddiye alınmıştır. Evet. Onun için Türkiye'ye yönelik nerede bugünkü emperyalist sistemi, tek kutuplu dünya dayatmasını, uygarlıklar savaşını savunanlar varsa onlar insanlık düşmanıdır başta. Ama Türklerin de düşmanıdır, Türkiye'nin de düşmanıdır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de düşmanıdır. Bu bilinçle meclisimiz meselelere bakmalı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki ya Türkiye, İsrail'in hedefi Filistin'den, Lübnan'dan sonra Anadolu toprakları vatanımız. Ve bugünkü oturumun da aslında konusu tam olarak bu. Sizce buna tabii çeşitli itirazlar da geldi. Cumhuriyet Halk Partisi dış ilişkilerden de konusunu danışmanlık yapan Namık'tan mesela İsrail Türkiye'yi tehdit etmez dedi. Öyle bir güvenlik sorunu yoktur dedi İsrail ile Türkiye arasında. Ya da Sayın Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı da ya böyle bir tehdit varsa bizi ikna etsinler ama biz zaten NATO üyesiyiz, NATO şemsiyesi altındayız. Dolayısıyla NATO koruması altındayız. Öyle bir şey olmaz dedi. Sizce İsrail Türkiye'yi tehdit ediyor mu? Şimdi İsrail'i İsrail olarak görmek yanlıştır. İsrail bir sistemin parçasıdır. Amerika, İngiltere, İsrail bugün
işgal altına ikinci defa alınmış olan Avrupa aynı sistemin içindedirler. Bu emperyalist sistemin sorumlularını da biz somut olarak maalesef göremiyoruz. Yani ortada bir takım liderler var, Macronlar var, Bidenlar var filan ama bunların şu gün söylediklerine iki saat sonra tam aksini söyleyeceklerini de biliyoruz. Bunların sahnede oynatılan kuklalar olduğunu biliyoruz. Ne zamandan beri? 1963 yılından beri. 1963 yılına kadar Türkiye Cumhuriyeti NATO'nun bir üyesiydi. Herhangi bir tehdit altında kaldığında NATO'nun kendisini koruyacağına inanıyordu. NATO şemsiyesi altında fedakarca çabalar gösteriyordu. Ama 1963'te bugünkü Hamas'ta, Gazze'de, Lübnan'da, Beyrut'ta yapılan katliamın bir benzerini EOKA çetecileri Kıbrıs'ta başlattılar. Daha doğrusu bunu artırdılar. Kurulmuş olan Türkiye'nin de garantör devlet olarak ilgili olduğu Kıbrıs'ta bizim soydaşlarımızı katliama tabi tuttular. Bu katliam karşısında biz bir takım tedbirler almaya çalıştık. Londra ve Zürih anlaşmalarından doğan yetkilerimizi kullanarak Kıbrıs'a müdahale etmeye çalıştık. Karşımıza kim çıktı? Amerika Birleşik Devletleri, NATO çıktı 1963 yılında. Sonra 74'e geldik. 74'te hazırlıklarımızı tamamlayarak Amerika'nın ve onun güdümündeki ülkelerin karşı çıkmalarına rağmen hem Kıbrıs Türk'ünü kurtardık hem de 1974'te adaya barış getirdik. Evet, yoksa adada kan gövdeyi götürüyordu. Simpson adında Yunanlı Cunta'nın hareketleriyle oluşmuş bir statüko vardı. Darbe yapılmıştı. Devlet başkanı Türk düşmanlığı yaptığının cezasını gene Yunanlı İngiliz canilerin mermilerini görünce anladı. Makarios kaçıp gitti. Şimdi 1974'te biz Amerika 63'teki gibi karşımıza çıkar mı? Kararlarımızı neye göre alacağız? Diğer garantör ülke İngiltere ne söyler? Yunanistan ne der demedik. Burada karar aldık. Ama bir şeyi ifade edeyim. 1974'teki Kıbrıs çıkartma harekatının öncüsü muhalefettir. O zaman ben Demokratik Parti'nin grup başkan vekiliydim. Meclisi olağanüstü toplantıya çağırmıştım. Yani bir sürü uyarılar yaptık. Ondan sonra grup olarak cumartesi günü meclisi olağanüstü toplantıya çağırdık. Tabii o zaman 1982 anayasası öncesinin kurallarına göre gruplar bu yetkiye sahipti. Cumartesi günü o günün başbakanından hesap soracaktık. Niyetimiz oydu önergemizi verirken. Ama gece, cuma gecesi çıkartma hareketi başladı. Ertesi günü biz başbakan Bülent Ecevit'i milli kahraman ilan ettik. Milli meselelerde muhalefetin bir adım önde gitmesi gerekir. Dün galiba Aydınlık'taki arkadaşlarla görüşmüştük. Ben dedim ki bu kapalı oturumda aslında muhalefete düşen görev şudur. Bir, ne istiyorlarsa, milletin ne istediği belli. Dünyanın ne istediği belli. Herhalde bebek katliamlarına, Beyrut'un ikinci bir Gazze yapılışına, bölgemizde yedek İsrail devletleri kurulma tehditlerine karşı bir tavırları varsa, İsrail bizi tehdit etmiyor filan diye konuşmalar yapacaklarına bir önerge verirler, meclise getirirler. Alınması gereken tedbirler neyse onu ifade ederler. İktidar da onları yapmaya mecbur kalır. Esas muhalefete göre budur. Size göre Türkiye hangi adımları atmalı somut? Şimdi herkes bu olaylara bir yıldan beri seyrediyor. Aslında Gazze'lilerin harekete geçişinden sonra, daha doğrusu Demir Kubbe efsanesinin yıkılışından sonra bir takım olaylar oluyor. Ne zannediliyordu? Netanyahu'nun onun ayağına kadar gelen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın
Orada havaalanında yere yatırılan yüzük oyun, İsrail toprağını öpmek zorunda bırakılan Alman Başbakanı'nın, Macron'un vesairenin hepsinin beklentileri neydi? Bir hafta içinde Hamas temizlenecek. Efendim Doğu Akdeniz'deki petrol yataklarına, doğal gaz yataklarına hep birlikte el koyacağız. Bunu bekliyorlardı. Akbabalar gibi üşüşmüşlerdi. Ama bir yıl geçti aradan, hiçbir şey yapamadılar. Çünkü orada Kuvayi Milliye ruhuyla direnen, Kuvayi Milliye'den ilham alan bir halk var. Özgürlüğü için, onurları için ölmeyi göze almış insanlar. Şimdi burada bazıları hamaset yapıyoruz filan zannedebilir. Filistinlilerin Kuvayi Milliye'den örnek aldıklarını onların efsanevi lideri Arafat ifade etmişti. Arafat Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu. Filistin devletinin cumhurbaşkanı olarak. Çankaya'da Camlı Köşk'te misafir ettik onu. Programda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ziyaret bölümü de vardı. Saat 11'de galiba meclisi ziyaret edecekti. Birkaç 10 dakika önce falan bana telefon açtılar bazı işgüzar bürokratlarımız. O gün meclis başkanına ben vekalet ediyordum. Başkan herhalde Ankara dışındaydı. Dediler ki efendim vakit dar, programımız yoğun. Acaba siz Çankaya Köşkü'ne gelir misiniz? Orada görüşsek Arafat'a. Ben de onlara dedim ki bu meclis başkanıyla Arafat'ın görüşmesi değil. Filistin Cumhurbaşkanı'nın meclisi ziyaret programıdır. O onu getireceksiniz. Programı ona göre ayarlayacaksınız. Neyse geldi. Saat 11'de ben resmi törenle Arafat'ı karşıladım. Basının önünde Arafat şunu söyledi. Buraya gelmekten, bu mekanın altında bulunmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Bu bizim kurtuluş mücadelemizin kutsal mekanlarından biridir. Sadece Türklerin kutsal mekanı değil Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bizim vatanında rahat yaşatılmayan insanların ve bütün mazlum milletlerin bir beşalesidir. Çünkü Büyük Millet Meclisi'nin vermiş olduğu Kurtuluş Savaşı hepimize örnek olmuştur. Bu sözleri aynı zamanda Habib Burguva'dan da dinlemiştik vaktiyle. Onun için bugünkü toplantı meclisin tarihi bir toplantısıdır. Gazi Meclis diyoruz biz Türkiye Büyük Millet Meclisi. İçinde kim olursa olsun, içinde ona layık olmayan, ona ihanet eden, o Gazi Meclis kimliğinin olduğu yerde bulunmaması gereken insanlar olmasına rağmen bunu söylüyorum. Çünkü tüzel kişileri nitelendirirken onun içindeki kişilerle falan nitelendirilmez. Onun tarihi kimliğiyle nitelendirilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Gazi Meclis'tir. Bu Gazi Meclis bugün şunu düşünmelidir. Ben ne yapacağım? Meclisteki her milletvekili tarih önünde ben hangi tavrı almak zorundayım diye düşünmelidir. Yani bir taraftan bebekler öldürülecek, bir taraftan barınaksız kalmış insanların üstüne bomba yağdırılmaya devam edilecek. Siz seyirci kalacaksınız. Bunu torunlarınıza, çocuklarınıza, geleceğe anlatabilmeniz mümkün değil. Bu sadece Türk milletine, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin manevi şahsiyetine ve sadece İslam dünyasına ihanet değildir. İnsanlığa ihanettir. Çünkü karşı taraf insanlıkla savaşıyor. İnsanlık değerleriyle savaşıyor. Perşembe günü Amerika'da galiba İsrail Genelkurmay Başkanı denilen teröristle bu teröristi destekleyen ondan daha aşağı bir konuma kendini maalesef getirmiş olan Amerikan Silahlı Kuvvetler yöneticileri görüşecekler. Perşembe gününe buradan bir mesaj gönderilmeli. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir karar aldı. Bunu dikkate alalım demeli onlar. Yani biz İran ne yaptı filan ne yaptı, Arap ülkeleri neden susuyor değiliz. Siz ne yapacaksınız? Evet. Esas mesele bu. Bugün alınacak bir karar hakikaten o katil sürüsünün bir araya gelip de
aralarında yapılacağı müzakereye bomba gibi düşmeli. Bomba hep uçakla falan atılmaz. Bazen kararlarla atılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece 74'te değil biliyorsunuz. Daha sonra birçok olaylarda emperyalizmle mücadele eden NATO üyesi olmasına rağmen tek meclis olmuştur. Üslerin kapatılması evet. Olayı olmuştur mesela 1980 öncesinde. Daha sonra Kıbrıs Devleti'nin bağımsızlığının ilanını biz Kıbrıs dünyada yeni bir ay yıldızlı bayrak yükseldi diye burada alkışlamışızdır. Evet. Bütün bu kararlar elbette dünya siyasetini etkilemiştir. Kıbrıs'taki barışın asıl karar vericisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Hala şimdi başka yerlerden aramaya lüzum yok. Gene meclisin evet. kararlılığıyla Sayın Kupacan, olacaktır. Süremiz daralıyor. Bu üsler konusu da çok gündeme geldi. Özellikle Kürecik üssünden ABD'ye verilen bilgilerin otomatik olarak İsrail'le paylaşılması durumu. Dolayısıyla İsrail aslında gözü kulağı anlama gelecek bu Kürecik'in hala aktif olarak çalışıyor olması konusu. Madem İsrail bizi tehdit ediyor, vatanımıza gözü var. Bir çelişki değil mi diye size sormak isterim. Bu çelişkiyi giderecek olan kurum da Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bugün meclis muhalefetin vereceği bir önergeyle getirsinler, müzakeresinler, kimin nerede durduğunu görsün millet. Kürecik'in, İncirli'nin vesairenin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne geçmesi kararını alsın meclis. Onu herkes uygulamak zorunda kalır. Buyursunlar. Bakın, bir Haziran 1990'lı yılların bir Haziran gününde kasus belli kararı aldık biz. Gruplar olarak ona da o zaman Anavatan Partisi grup başkan vekiliydim ve biz muhalefetteydik. Ona da biz öncülük etmiştik. Şahsen benim imzam vardır orada. Ege'de 6 milin 1 santim dışına çıktığı takdirde Yunanistan bu savaş sebebidir kararını aldık. O karar kaya gibi duruyor bakın. Bunca şeyler geçti. Anlam planları geldi. Kıbrıs'ı verip de kurtulalım diyen hükümet kararları oldu ama o kararı değiştiremediler. Şimdi 1 Mart tezkeresi gibi tarihin yönünü değiştiren kararlardan birini almakla karşı karşıya meclisimiz. Ben uyarılarımı buradan yapıyorum. Asıl şey şu bakın. 1 Mart'ta ne oldu filan diyorlar. 1 Mart'ta eğer tezkere kabul edilseydi 80 bin askerle Amerika aynen Almanya gibi Türkiye'yi de işgal etmiş olacaktı. Almanya bakın niye İsrail'in yaptıklarına ses çıkaramıyor? İsrail parmağıyla çağırdığı zaman gidip havaalanında toprağı öpmek zorunda kalıyor Alman Başbakanı. Çünkü Almanya Amerikan işgali altında. Maalesef Ukrayna Savaşı'ndan sonra da bu işgal bütün Avrupa'ya yayıldı. Topraklarımıza kadar geldi. Dede Ağaç'a kadar geldi. Öbür tarafta Bulgaristan, Romanya şu anda Rusya sınırlarına dayanmış durumda. Rusya Federasyonu'nun mücadelesi de aynı şer güçlerle bir mücadelenin parçasıdır. Bunlara karşı da Namık Han gibi adını anmak istemediğim bir takım kişiler Türkiye'nin insanlığa açılmış savaşta sessiz kalmasını istiyorlar. Ya insanlık tarihini yazan bir milletiz biz. Herhangi bir yerde burnu kanayana sahip çıkmayı insanlık görevi sayan bir siyasi felsefenin temsilcileriyiz ve en önemlisi 20. yüzyılda Çanakkale zaferini kazanarak dünyanın rotasını değiştirmiş bir ülkeyiz. Hindistan hapishanelerinde ya biz İngilizleri tanrı zannediyorduk. Bunlar meğer bizim gibi insanlarmış. Mücadele edersek yenebiliriz güvencesi çıkmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün karar alırsa yapacağı iş başkalarını harekete geçirecekti. Bugün eleştirdiğimiz Körfez rejimleri falan var ya, onlar da bizim attığımız adımlara uygun bir tavır almak zorunda kalacaklardır. Çünkü gelecekte yeni dünya mimarisinde, siyasi mimarisinde Türkiye'nin ne kadar ağırlık taşıdığını hepsi biliyor. Ama o
o bilgiyi hayata geçirebilmek için işaret bekliyorlar. İşaret buradan verilecektir. Çok teşekkür ediyoruz. Bir iki konu daha var. Bugünün sıcak konusu. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli grup toplantısında DEM Parti eş başkanlarıyla tokalaşmasını açıklık getirdi. Ben onlara el uzattım. Gelin Türkiye Partisi olun dedim. Biz kategorik olarak hiçbir partiyle sorunumuz yoktur. Diyaloğa açığız açıklaması yaptı. Bu adımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ben bu konularda evvela yargıda bulunan bir siyasi parti var. Terörü desteklediğine dair yüzlerce yargı kararı var. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcımız bütün bunları topladı, mahkeme kararlarını verdi. Anayasa Mahkemesi'nde bu kadar daraltılmış emperyalistlerin 2004'ten itibaren Türk güvenlik mimarisini yıkmak için istedikleri her kanun çıkmıştır Türkiye'de. Anayasa değişikliği olmuştur. Adli kapitülasyonları çağrıştıran anayasaya 90. maddeler eklenmiştir. Bütün bunlara rağmen hala yaptıkları işler ve eylemler hukuk önünde DEM Parti'nin ve HDP'nin suç teşkil etmektedir. Bu partinin kapatılması gerekmektedir. Bu dava devam ederken Sayın Bahçeli daha önce olumlu tavırlar sergilemişti. Biliyorsunuz biz de HDP kapatılsın platformu olarak Türkiye'nin binlerce aydını, binlerce eski hukuk otoriteleri, askeri otoriteler, Türkiye Gençlik Birliği, Türkiye Cumhuriyet Kadınları Birliği hep birlikte çağrılarda bulunduk. Diyarbakır analarının feryatlarına kulak verdik, gittik oralarda açıklamalar yaptık. Şimdi bu devam ederken bu jesti ben doğrusu yersiz buldum. Ya ama o kendi takdirleridir. Bu şunu değiştirmez bakın. Bugün ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Gazi Meclisi'ne çağrıda bulunuyorum. İçinde HDP'liler gibi emperyalizmin paralı askeri olan, maaşlarını oradan alan, kaderlerini oraya bağlamış olan ve İsrail'in yedek gücü olarak Netanyahu'ya cesaret veren bir partinin mecliste bulunması hepimizin ayıbıdır. Başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere. Ama buna rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi kararını almalıdır. Bu karar alınırken HDP'nin içinden birileri kişisel olarak adeta itirafçı gibi dönüp de burayla bağlarını keser. Ben de emperyalizmin bu bölgede kan gölüne çevirmeye çalıştıkları projelerin dışına çıkıyorum derse ona da göz yumarız. Ama şu anda bu konuların tartışılması yanlış. Bunun gündeme taşınması da yanlış. Zaten meclise bu vatandaşlarımızın biraz şüpheyle bakmasının sebebi de bu. Nasıl kapalı oturum olacak diyorlar. Orada Amerika'dan talimat alan bir sürü milletvekili varken bu nasıl olacak diyorlar. Ve meclisin niteliğini gölgeleyen bir durum olarak görüyorlar bunu. Ben tamamen tarihe sığınıyorum. Meclisin tarihine sığınıyorum. Meclisin çoğunluğuna sığınıyorum. Ve bu mecliste bulunanların bu milletin temsilcisi olduklarına inanıyorum. Aradaki şeyleri dikkate almadan şimdi, çağrımı tekrarlıyorum. Evet, Sayın Bahçeli bununla ilgili hem 1 Ekim'de grup toplantısı, meclis açılış genel kurulunda el sıkmıştı. Sonrasında da dünyada barış isterken Türkiye'de de ülkemizde de barışı istediğimiz için bu adımı attık dedi. Daha sonra başka bir açıklamasında Cumhurbaşkanlığı'nın iç cepheyi güçlendirme adımları konusunda benim de adım atmam gerekirdi. Yani bir açıklama geldi. Bu anlamda DEM Parti Türkiye Partisi olabilir mi? DEM Parti ile tokalaşmak Türkiye'nin iç barışına hizmet eder mi? Şimdi barışı kendi savaşanlarla konuşarak kurabilirsiniz bakın. Kendi iradesiyle savaşan bir adam varsa onunla bir takım temaslar kurularak kardeşim bu işten vazgeç dersiniz. Yani Zelenski ile barış kurulmaz mesela. Zelenski'ye çağırmanızın bir şeyi yok. O bir kukla. DEM Parti, onu destekleyenler, PKK, düpedüz CIA'in kuklası. Yani döktükleri kanlardan bu belli değil mi?
bunların eğer barışa hazırlarsa önce gidip Diyarbakır analarından özür dileyecekler. Onların çocuklarının iade edilmesini sağlayacaklar ve Suriye'deki toplanmış olan yedek İsrail askerleri ellerindeki silahları bırakıp Esad'a teslim olacaklar. Ondan sonra düşünür o barış meselesi. DEM Parti'de bu Bahçeli'nin açıklamasından sonra DEM Parti eş başkanı da meclis toplantısında yaptığı açıklamada biz zaten Türkiye Partisi'yiz, barış için çalışıyoruz. Yeni bir süreç başlayacaksa bunun için yol temizliği yapılması lazım. Anayasanın değiştirilmesi lazım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulması lazım dedi. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi DEM Parti yol temizliğinden bahsediyor ya. Benim yol temizliği projem de şu. DEM Parti meclisten temizlenir, belediyelerden temizlenir. DEM Parti'nin listelerini hazırlayıp bunları seçeceksiniz diye empoze eden PKK, YPC vesaire ortadan kalkar. Türkiye ile Suriye işbirliği yaparak bunlara beyaz bayrak çektirir. Asıl yol temizliği budur. O Türkiye'deki anayasaya, hele Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne falan sığınmanın anlamı yok. Türkiye Cumhuriyeti anayasasının bütün delik deşik edilmiş olmasına rağmen hala hukuki bakımdan kendini bu türlü densiz oluşumlara karşı savunabilecek güçtedir. Yeter ki o hukuku işletelim. Anayasa değişikliği taleplerinin şu anda ciddi bir gerekçesi yok ama bugünün şeyi değil tartışacağımız. Anayasa, yeni anayasa yapmak falan gibi fantaziler cehaletin ürünleridir. Anayasayı aslında 1994 yılın itibariyle biz darbecilerin anayasası olmaktan çıkardık. 1982 anayasası 94 yılına kadar kendi o askeri dönemde yapılan engelleyici hükümleri muhafaza ediyordu. Biz 12 sivil toplum kuruluşu, başta Türk Parlamenterler Birliği, Türk İş Odalar Birliği, Basın Konseyi bir araya geldik. 27 maddelik bir ıslah projesi hazırladık. Bu anayasa askeri vesayetin izlerinden nasıl kurtulabilir? Şu 27 madde değişirse dedik. Değişti. Bitti. O zaman bitti. Sayın Cumhurbaşkanı ikide bir askeri vesayet vesaire diyor. Ya 20 sene askeri vesayetin makamlarını mı işgal ettiniz siz diye insana sorarlar. Bu tartışmaları daha makul düzeylerde yapalım. Toplumu, Hitler'in propaganda nazırı vardı. Toplum 4 yaşında çocuk zekasındadır derdi. Siyasetçilerimiz bu toplumu 4 yaşında çocuk zekasında görmesinler. Bu toplum bütün zorlukları, doğruları zamanında görmüş. Sevr zincirini yıkıp bitirmiş. Ondan sonra bütün mazlum dünyanın alkışladığı Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi kurumları meydana getirmiştir. Buralara biraz eğilsinler, buralardan biraz ilham alsınlar. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hasan Korkmazcan.